Merhaba ben Giray Kaçar kanalıma hoş geldiniz. Herkese hayırlı bir gün diliyorum. Trabzonspor takımımızın gündemini değerlendireceğimiz yeni bir video ile karşınızdayım. Evimize geldik, stüdyomuzdayız çok şükür. Şimdi tabii önemli detaylarım var. Özellikle Santofor konusunda sabah çekmiş olduğum videoda sizlere şunu söylemiştim. Kafamızın bir tarafında onaçu var demiştim. Ve şimdi ile alakalı çok önemli bir iddia, yeni bir gelişme var. Bunu şimdi sizlerle beraber değerlendirmek istiyorum. Artı Trabzonspor takımımızın gündemini konuşacağız. Yerli de bir hareketlik var. Yabancı da Trabzonspor takımımız vitesini tam yükseltemiyor. Bunun nedenleri tabii ki de elimizdeki bazı yabancı oyuncularla da görüşmeler gerçekleştiriliyor. Şimdi tabii daha kupanın etkisini yeni atlattık. Ligin bitmesine şurada 2 gün kaldı. Daha da vitesi yükselteceğiz. Eminim bundan ama içeride bazı oyuncuların ayrılmamak gibi fikri var. Yani gitmek istemiyor arkadaşlar. Trabzonspor takımımızın bazı almış olduğu oyuncuları kadrosunu boşaltabilme adına göndermesi lazım. Ve transfer yapabilmesi lazım. 12 tane yabancı hakkım var. Ve senin ciddi bir maaş yükün var. Bakın bu ay sonuna kadar 140 milyon TL'lik daha bir maaş ödemesi. Sadece maaş ödemesi yapılması lazım. Burada menajer ödemeleri var, kulübün giderleri var, personel var. Sportif başarı anlamında istenen o puana ulaşılamadı. Ciddi ekonomik kayıp var. Türkiye Kupası geliri e, mesela şampiyon takım için söylüyorum. yarı yarıya düştü neredeyse. Yayın gelirleri düştü. Gerçekten sportif anlamda e, başarı gerekiyor. Artı oyuncu üretmen gerekiyor. Her oyuncu üretemediğin sezonda ciddi problemler yaşıyorsun. Bakın 10 milyon euro Şampiyonlar yine katılma payı aldık. 10 milyon euro Ahmet Can Kaplan'dan para kazandık. Yani altyapıdan bir oyuncuyu çıkartabilmek bu kadar önemli. E şimdi bizim takımımızda bu sezon işte Enis Testan'ın bir parlaması oldu. Ama altyapımızdan değildi ama Enis Testan'ın ciddi bir parlaması oldu. Enis Testan iyi bir pazarlamayla beraber Enis Testan'ı artık satın alma opsiyonu mu konur? Nasıl yapılır bilemiyorum. İşte Mendy'e ciddi teklifler var. Maçtan önce menajeri geldi dendi. Ryan teklifler var. Ryan menajeri görüşmeler içerisinde. Fernandez gitme taraftarı değil şu ana kadar. Mehmet Can Aydın'ın sözleşmesi uzatılmayacak. Benkoviç uzatılmayacak. Pepe ayrılacak. Onaçu Nun durumu belli değil. Trazege'ye transfer teklif var. Kaleci Uğurcan Çakır'ın durumu belli değil. Enis Badri'ye teklifler var. Bakın arkadaşlar neredeyse bütün kadroyu size saydım. Fontas kalmalı mı devam etmeli ne olacağı belli değil. Yani Trabzonspor takımımızda Denswil, Visca, e, hani şu an aklıma gelen Thomas Mönye ki ona da Atletico Madrid haberleri gelmişti hatırlayın. Orada da nasıl bir görüntü olacak onu da çok merak ediyoruz. E şimdi bu görüntüde Trabzonspor takımımızın da transferde yabancıda özellikle işte Lusram'ı aldı. Draguş'u aldı ve Barış Barisic'i getirdik. Şimdi 3 tane oyuncu alındı biliyorsunuz. Bununla alakalı Abdullah Avcı önümüzdeki günlerde bir açıklama yapılacak dedi. Ertuğrul Doğan başkan da şunu söyledi. Transfer dönemi başladığında açıklayacağız transferleri dedi. Israrla bunu söylüyor. Transfer dönemi başlayacağında açıklayacağız. Toplu bir imza. Toplu bir anlaşmalar önümüze konacak. 4 oyuncu bitti dedi. 3 tanesi yolda dedi. Şimdi Türkiye içerisinde ve yurt dışında da gurbetçi oyuncular, yerli oyuncular üzerinde bir pazarlık devam ediyor. Sabah konuştuğumuz isimleri şimdi tekrardan konuşmayacağım ama Trabzonspor takımımızın da önemli e, girişimleri devam ettiğini hepimiz biliyoruz. Bizim takımımıza, şimdi biz önümüzdeki sezon şampiyonluk yolunda. Şimdi iki gün sonra bu şurada yarın şampiyon belli olacak. Trabzonspor takımımızı çok ilgilendirmeyen bir durum olsa da e, rakiplerimiz, güçlü. Şimdi Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım he he, adaylığını koyuyorum diyor. Mourinho'yu getireceğim diyor. Beşiktaş'ın başkanı da çok ciddi bir parayla geldi ve önümüzdeki sezon Türkiye Kupası almakla beraber bir özgüven tazelediler. Hani orada tam böyle bir sallantı derken, tam olmayacak gibi derken adamları ayağa kaldırdık. Önümüzdeki sezon da Beşiktaş bana göre bizimle beraber yarışta olacak bir takım ve 4 tane iyi rakip 4 tane takıp olacağız. 3 tane iyi rakibimiz olacak ve burada Trabzonspor takımının doğru hamle yapması gerekiyor. Doğru strateji planlaması gerekiyor. Burada Trabzonspor takımımızın hata yapma lüksü yok. Sezonada hocanın iyi girmesi lazım. Bakın şimdi açın Twitter'ınızı. Şu an gündem Twitter'da var. Futbol artık sosyal medyada da ciddi anlamda ses getiriyor. Hashtag'ler yapılıyor, onlar yapılıyor, bunlar yapılıyor. Sosyal medyada da tabii ki de taraftarların düşüncelerini yazmış oldukları işte Duygularını oradan e, mesaj olarak yayınlıyorlar. İçini Twitter'a döken birçok taraftarlar var. Bizim içinde var, Galatasaray için var, Fenerbahçe için de var. Ve oradaki gündeme baktığım zaman Abdullah Avcı'nın koltuğuyla alakalı birçok yorum var. Olumlu olumsuz birçok yorum var. Kalmalı, devam etmemeli, önümüzdeki sezonda görmemiz lazım, şans verilmeli, kadrosunu kurması lazım. Bu kadroyu kurmadı diyen var. Bakıyorum Abdullah Avcı ile alakalı gitsin diyenler var. Eskiden yönetimde olup şu an Abdullah Avcı yolların ayrılsın diyenler var. Bunlar haber yapılmış bir şekilde yazılıyor, çiziliyor. Her kapıdan bir ses çıkıyor. Herkesin düşüncesine saygım var. Ben istemiyorum diyen varsa saygım var arkadaşlar. Herkesin düşüncesidir bu. Burada kararı alacak olan Abdullah Avcı'nın gidip gitmeme kararı alacak olan hep Ertuğrul Doğan'dır. Ama bakın arkadaşlar biraz daha ben şöyle düşünüyorum. Bu transferleri yapan bir isim var. Bizi şampiyon yapmış iki sene önce. Evet şampiyon yaptı diye bizim kulübümüz anahtarını tabii ki de Abdullah Avcı'ya vermeyeceğiz. Vermeyiz. Ama biz bu sezon Bielisa'yı niye gönderdik? Neden 100 milyon TL bir teknik direktör harcaması yaptık? Elde var sıfır. Sadece lig üçüncü bitirdik. Bielisa'yla da belki üçüncü bitirebilirdik bakın. Belki de hiçbir şekilde değişiklik olmayacaktı. Beşiktaş biraz iyi olsaydı biz zaten bu ligi üçüncü bitiremezdik bu sezon. Kimse kendini kandırmasın. Başakşehir'den son dakika kendi sahasında oynadı. Yenilsek o da gidecekti kendimizi kandırmayalım. Ama Trabzonspor takımımızda, Trabzonspor takımımızda teknik direktörümüzün bir kadro kurmasını beklememiz gerekiyor. İyi bir kadro kurar, teknik direktör Abdullah Avcı'nın kredisi hala devam ediyor. İyi bir kadro kurup, iyi bir sezon başlangıcıyla o havaya sırt alıp rüzgar arkadan estirirse, tekrardan farklı şeyler konuşturabilecek bir isim Abdullah Avcı. Ve onun için ben Abdullah Avcı'nın kendi düşünce. Ayrılmak şu an için hata olur. Yapılan transferler var. Allah korusun yeni gelecek bir isim. Buraya sıradan bir isim getirmezsin. Listeye baktığında yapılan transferlere baktığında kardeşim siz ne yaptınız? Ne yapıyorsunuz? Madem teknik direktör göndereceksin yenisini almadan niye acil ediyorsunuz? Bu oyuncular benim oyuncularım olamaz diyemez mi? Diyemez mi arkadaşlar der. Bakın bu başımıza geldi. Abdullah Avcı şu an Benkovic'i oynatmıyor. Bu başımıza geldi gelebilir. Teknik direktör Abdullah Avcı istemedi. Kolbelis istemedi. Tony Teglici istemedi. Bak hiç piyasada yok. Adamın suratını hatırlayan var mı? Ben hatırlamıyorum. Bu da ihtimal. Daha kötü kaosa da yüz sürüklenebiliriz. Şöyle söyleyenler de var. Trabzonspor takımı transfer yapamaz. Köze ona kötü başlarsa Mark Batra, Maxi Gomez'lerdeki sıkıntının aynısını yaşar. 3-4 sene daha da kötüye gideriz diyenler de var. E burada Ertuğrul Doğan da artık masaya yumruğunu koyacak. Bazı şeyleri öngörmesi lazım. Hoşuna gitmeyecek işlere hayır demeleri lazım. Bütün transferi hocaya bırakmamaları lazım. Mesela onu açıyor. E, bulanlar, bu transferleri bitirenler. Pepe'yi de koyuyorum içine. Öyle sıradan bir oyuncu değil. Performansı vermedi kağıt üzerinde ama bunlar olabilir. Yani yanılma payı olur. Bu kadar da hani bütün oyuncuları da nokta atışı yapamazsın arkadaşlar. Mutlaka her sezon 2 tane 3 tane oyuncu da yanılma payımız olacaktır. Bunlar gayet normal şeylerdir. Ama gelecek sene transferlerinde de hata yapma lüksümüzü azaltmamız gerekiyor. Burada Abdullah Avcı'nın kadrosunu kurup iyi bir kadroyu kurup sezona iyi girdikleri ama farklı senaryolar olacaktır. Ben bu şekilde düşünüyorum. Belki de benim düşündüğüm yanlıştır. Sizin o ters düşünenlerin düşüncesi doğrudur. İyi bir teknik direktör, yeni bir teknik direktör daha doğrusu getirelim. Burada onun transferleriyle yeni sezona girelim. E peki Türkiye'den soruyorum kim gelmesi gerekiyor? Şenol Güneş gelsin mi? Cevabınızı bekliyorum. Hani Şenol Güneş gelsin mi? Fatih Tekke gelsin diyebilirsiniz. Evet Fatih Tekke de gelebilir. Fatih Tekke de eyvallah ama Alanya'da sözleşmesi var. Şu an boşta olan isimlerden Fa Şenol Güneş'in dışında şimdi Fatih Tekke gelsin. Şimdi Fatih Tekke gelmeli. Birçok şey söyleniliyor. Ama burada şu an Abdullah Avcı'nın bir sözleşmesi var. Yönetim Kurulu Abdullah Avcı'da yollarını yollarını ayırabilmesi için Trabzonspor kulübümüzün ee, Fatih Tekke'nin Alanya'dan çıkması lazım. Fatih Tekke'yi ayarlaması lazım. Abdullah Avcı'nın buradan bir ayrılışı söz konusu. Ama ben böyle bir şey, bu senaryoyu mümkün görmüyorum. Kesinlikle mümkün görmüyorum. Burada hoca ve yönetimin elini taşın altına sokacaklar bir kez daha. Bir risk de alacak Ertuğrul Başkan. Ve burada hocam senin neyim diyecek. Trabzonspor Kulübümüz Abdullah Avcı'yla yoluna devam edecek. Arkadaşlar burada benim en ufak bir tereddütüm yok. Bana göre de bu şu an böyle olması lazım. Başkanın, hocanın bir arada bu yola devam ederek finallerini nasıl yapacaklarını görmemiz lazım. İnşallah başarılı olurlar. Benim için şahıslar kesinlikle önemli değildir. Kesinlikle Ahmet, Mehmet o bu önemli değil abi. Ben Trabzonspor tarihi. Benim için önemli olan başarı. Türkiye kupasını alsaydık Abdullah Avcı 3. kupasını alacaktı Trabzonspor takımında ve tarihe yazacaktı adını ve bundan biz de gurur duyacaktık. Biz Trabzonspor takımı kupayı alamadı diye bir tane kardeşimizin babası maçtan sonra kalp krizi geçirdi. İsmi Burak diye yanlış hatırlamıyorsam arkadaşın babasının adını hatırlamıyorum ama Allah rahmet eylesin. Bakın bir kupa ne kadar önemli bizim için. Adam Allah rahmet eylesin maçtan sonra üzüntüsünden kalp krizi geçirdi. Ne kadar önemli olduğunu görebiliyor musunuz? Futbol bizim için ee, çok önemlidir. Futbol bizim için İstanbul'daki diğerleri taraftarlara göre, başka şehirlerdeki taraftarlara göre çok başka. Bizim yatıp kalktığımız iştir futbol. Trabzon'da Trabzonspor'umuzun başarısına göre esnafın işi de olumlu olur. Kötü sonuçlarda esnaf da mu, severek iş yapmaz. Müşteri de gidip orada yemek yemez. Benden daha iyi biliyorsunuz. 24 saat orada yaşayan, hayatını orada geçiren, Trabzon'a geçiren birçok dostumuz, arkadaşımız, taraftarlarımız var. Ben de 7 senemi geçirdim. 6 sene Trabzonspor'da oynadım. Bir sene Rize'de oynarken de Trabzon'da yaşadım. 7 senemi orada geçirdim. Hala da geliyorum gidiyorum Trabzon'da biliyorsunuz eşimiz Trabzonlu. Ve bu önemli bir detaydı. Biraz sohbet edelim istedim. Stüdyo gelince özledim. Stüdyodan bir video gelsin istedim. Onatçu'ya bir teklif çıkmıştı. Onaçu hala zorlanıyor. Sabah çektiğim videoda sizlere söyledim. Onaçu'dan hala oradan gelecek olan bir ihtimal var. Onatsu ikna edildi mi? Önemli olan soru bu benim için. Şimdi biz kulüpleri konuşuyoruz, kulüplerle görüşüyoruz. Kulüpler burada sıcak bakmayabilir. Biz onaçu ikna edebildik mi? Onaçu evet ben Trabzonspor takımında oynamak istiyorum, başka bir takıma gitmek istemiyorum diyebilecek mi? Bakın mini takım kadrosu açıklandı. Onatsu için flash bir gelişme. O kadroya dahil oldu. Noma'da Dünya Kupası, Afrika Kupası'na dahil olmamıştı. Santofor sakatlandı. Gene almadılar. İkinci Santofor sakatlandı. Son ihtimalde aldılar. Ama şu an onu Afrika Kupası'na gitti. Ve Afrika Kupası, Afrika Kupası diyorum pardon. Milli takıma çağrıldı. Gene onu için önemli bir gelişme bu. Ve flash bir gelişme diye düşünüyorum onu için. Bu da önemli bir detaydı. Ve Onaçu'ya teklifler gitmeye devam ediyor. Bir teklif daha gidildi deniliyor. Bununla beraber de onu son durumunu göreceğiz arkadaşlar. Onu hala umut kesilmedi. Sabah da söyledim Yaramçuk'ta bir imza aşaması gelinememesinin o son dakika imzasının gelmemesinin o prensip anlaşmasının sözlü konuşulmasının nedeni hala kafalarda bir onatçı var arkadaşlar. Bence de olmalı. Bence de olmalı. Bakalım nasıl bir e, gelişmeler olacak göreceğiz. Dorukan Emrak Baba, Cihan, Çanak gibi isimler de güm, gündemde. Bunlar da konuşulan isimlerimizden bir isimlerimiz arkadaşlar. Şimdilik bu kadar. Elimden geldiğince değerlendirmemizi yaptık. İnşallah beğenmişsinizdir. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.